verdiği metreküp başına 0.55 TL ya da kuruş. Edirne Belediye Meclisi bugün Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında toplanarak 2015 yılının ilk toplantısı olan Ocak ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Mehmet Özürkü, Hakan Dağdemir, Ahmet Karagül'le, Ezgi Yetkiner, Nevzat... Gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde yeni yıl ile ilgili dilek ve temennilerini dile getiren Başkan Gürkan, 6 ayda bir yapılanma kararı alınan hesap verme toplantısının 10 Ocak Cumartesi günü yapılacağını belirterek, bu toplantıda vereceği bütçe ile ilgili bilgileri de meclis üyelerine aktardı. 2015 yılında şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için öncelikle barış yılı olmasını diliyoruz. Huzur yılı olmasını diliyoruz ve tüm insanlığa sağlık diliyoruz. Kan dökülmeyen bir yıl olmasını diliyoruz. İlkine Temmuz ayında yaptığımız bir toplantımız vardı. Edirne Belediyesi veya belediyeyi temsil eden belediye başkanı halka hesap veriyor. Ben buna, arkadaşlarım bana itiraz ediyorlar ama ben bu ifadeyi seviyorum. Hesap verme toplantısı, çünkü halktan aldığımız yetkiyi halk için kullanıyoruz. Dolayısıyla halka hesap vermekte de hiçbir beis, hiçbir yanlış bir kelime olarak da ifade bulmuyorum. Bu toplantının ilkini Temmuz ayında yapmıştık. Duyurularda bir takım eksikler olduğu söylendi, haklıdır. Şimdi ikincisini, 6 ayda bir yapıyoruz bu toplantıları. İkincisine kent konsey başkanımızla da görüştüm dün gece. Cumartesi günü saat 10.30'da Edirne Ticaret Sanayi Odası toplantı salonunda yapacağız. Atık su tarifelerinin belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak komşu illerdeki durumu aktaran Başkan Gürkan, minibüs ücretlerine zam yapılması konusundaki ETUS'un başvurusu ile ilgili bilgilendirmede de bulundu. Atık su bedelleriyle ilgili bir hesaplama yöntemi var. Bu hesaplama yöntemine göre komisyonumuz çalıştı. Ama ben civar illerle ilgili de arkadaşlarımdan bir araştırma yapmalarını istedim. Bizde komisyonun önerdiği metreküp başına 0.55 TL ya da kuruş. Şöyle ifade edeyim. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi aylık tüketim miktarı 20 metreküp'e kadar olanlar için 1 lira. Aylık tüketim miktarı 21-40 metreküp arası olanlar için 1 lira 30 kuruş. 41 metreküp üzeri olanlar için de 1 lira 60 kuruş metreküp başına atık su bedeli tahsil ediyor. Almaya karar vermiş. Bunlar çevre belediyelerden birkaç örneğimiz. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşım var mı? Peki. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy gibi çok edilmiştir. Edirne Belediye Meclisi'nin de ya hadi biz ETUS'a zam yapalım ya da şuna zam yapalım, buna zam yapalım gibi bir derdi yok, niyeti yok. Ama gerçeklerden de kaçmak gibi bir lüksümüz yok. Hiç kimsenin cebindeki paranın peşinde değiliz ya da takipçisi değiliz. Ama hiç kimsenin de mecburen çalışmasını savunamayız. Dolayısıyla hem halkı üzmeyecek hem ETUS'u da mağdur etmeyecek bir çözüm bulmak derdindeyiz. Komisyonu inceleyecek. Komisyonun incelemesinden sonra tekrar değerli meclis üyelerimizin görüşlerine sunacağız. Kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlara akülü araba alınması konusunda da karara bağlandığı toplantıda Ulaşım Komisyonu'ndan gelen bir yazı ile ilgili olarak duraklar konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı sonunda her yıl yapılmakta olan denetim komisyonu seçimleri de gizli oyla gerçekleşerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden Refik Şahin, Erkan Makas ve Semih Çınar ile AK Parti'den Turgut Terzi ve Melek Yörük denetim komisyonuna seçilen üyeler oldu. 5 adet gündem dışı maddenin görüşüldüğü toplantıda Başkan Gürkan'ın iyi dilek ve teşekkürleriyle sona erdi.